Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Enflasyon sonrasında ilk fiyatlamaları hep birlikte göreceğiz. Borsa İstanbul endeksi Yükseliş trendine devam ederken Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününde %0,71'lik düşüş ile 1468 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 12,6 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin haftalık kazancı %0,72 seviyesinden gerçekleşirken haftanın son işlem gününde açıklanan enflasyon verisi sonrasında beklentilerin üzerinde gelen veriler ile Borsa İstanbul ve döviz piyasasındaki fiyatlamalarda hareketliliklerin yaşandığını gördük. Dolar Türk Lirası'nda hafta boyunca görülen geri çekilme ile 8,25 Türk Lirası seviyesine kadar geri çekilme yaşanırken veriler sonrasında 8,33 Türk Lirası'ndan işlem görüyor. Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık yol haritası orta vadeli programı yayınlanırken 2022 ile 2024 yılı dönemini içeren planlamada Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınlandı. Açıklanan programın detaylarına bakacak olur isek 2022 yılı içerisinde %5 büyüme beklenirken 2023 ve 2024 yılları arasında sırayla 5,5'luk büyüme bekleniliyor. İstihdam piyasasına ilişkin tahminlerde ise 2022 yılında %12'lik işsizlik beklenirken 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla %11,4 ve %10,9'luk işsizlik bekleniliyor. Tüketici fiyatlarına yönelik tahminler ise 2022 yılında %9,8 ve 2023 yılında %8, 2024 yılında ise %7,6'lık bir enflasyon olması bekleniliyor. Açıklanan program tahminlerine göre 2022 yılının içerisinde gayri safi yurt içi hasılanın 850 milyar dolar, 2023 yılında 925 milyar dolar ve 2024 yılında ise 1 trilyon doları aşması bekleniliyor. Böylelikle 2024 yılında kişi başına düşen milli gelirin 11.465 bin, bin dolar olması tahmin ediliyor açıklanan orta vadeli programda döviz kuruna ilişkin yıl sonu tahminlerine de yer verilirken buna göre döviz kurunun 2021 yılı için yıl sonu tahmini 8,30, 2022 yılı için 9,27 ve 2024 yılı için ise 10,26 Türk Lirası olarak olması bekleniliyor. Orta vadeli programın açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini belirtti. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan ekonomik veriler beklentilerin oldukça altında kalırken Haftaya konut satışlarındaki görülen sürpriz azalışla başladığımızı ve sonrasında ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında gelmesi ve son olarak da cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerden ayrışması sonrasında fiyatlamalarda oynaklıkların arttığını gördük. Cuma günü açıklanan TDI verisiyle ons altındaki görülen kısa vadedeki değer kazanımı da dikkatlerimden kaçmadı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirileri 1,25 ile 1,32 seviyesi aralığındaki seyrini sürdürürken dolar endeksindeki yatay seyrinde korunduğunu görüyoruz. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi Eylül ayı toplantısı öncesini de yakından takip ediyorum. Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile enflasyon verisi piyasalar için önemli bir varlık alım programı açısından da önemli bir veri kaynağı. Türkiye'de vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlamasına rağmen tam bir geri dönüş sinyallerinin alınmadığını görüyoruz. Son 24 saat içerisinde 19.391 yeni vaka tespit edilirken 269 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İkinci doz aşılama oranı ise son açıklanan rakamlar sonrasında %61,9 olarak kayıtlara geçti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ONS altında son açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verilerinin beklentilerin altında gelmesi nedeniyle ONS altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TDI verisiyle ONS altındaki seyirin kuvvetlendiğini gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerinin oluşması durumunda 1840 ve 1850 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1820 ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ülke risk birimindeki görülen geri çekilme sayesinde Türk lirasındaki değer kazanımının da sürdüğünü görüyoruz. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tanım dışı istihdam verisiyle ons altındaki fiyatlardaki oynaklığında arttığını gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik verilerdeki güçlü seyir geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin de güçsüz gelmesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel olarak 340 bin seviyesinde gerçekleşirken İngiltere'de PMI verileri beklentilerin hemen üzerinde 60,3 olarak açıklandı. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3865 ve 1, 38.90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,3810 ve 1,3790 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Dolar Yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası üyesi Kataoka, Japonya Merkez Bankası'nın ılımlı ekonomik toparlanma tahminlerine yönelik risklerin arttığı uyarısında bulunurken, Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5 azalış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında 275 bin kişi olarak açıklanması sonrasında Amerikan dolarında değer kayıplarının yaşandığını gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,50 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.